Ata kadar heyecanlıyım. Benim filmim yeni çıktı. Evet. Şimdi Ata'nın filmi çıkıyor. Böyle iki kardeşin arka arkaya filmleri çıkıyor gibi. Rakiplikle oluyor aslında. Yani evet, rekabet de çok güzel ama yani Ata söz konusu olduğunda, daha önce çok böyle yakın çalıştığım arkadaşlarım söz konusu olduğunda, Ata gibi, Engin gibi, ben biraz onlar için de heyecanlanıyorum. Kendi filmim gibi oluyor ya da kendi işim gibi oluyor. Onun için çok güzel olduğuna da eminim. Çok güzel olduğunu da duydum. Montajdan gelen, BKM'den gelen dedikodulardan hem güzel bir film seyredeceğim, hem Ata'yı göreceğim. Bir 3-5 aydır görmedim, belki daha fazla. Onun için güzel bir gece olacak. Ben de onun kadar heyecanlıyım. Ata Bey'le dostluğunuz eskiye dayanıyor aslında. Tabii. Avrupa yakasına. Tabii. Çok uzun yıllar biz abi kardeş oynadık. Halbuki aynı yaştayız ama abi kardeş oynadık ve gerçekten de o zaman içinde biraz abi kardeş gibi de olduk. Hem çok sevdiğim bir arkadaşımdır, hem de çok hayranı olduğum da bir sanatçıdır. Bu filmin de çok tatlı olduğunu tahmin ediyorum, öyle de duydum. Çok güzel şeyler de duydum. Filminize dönelim, yılbaşı gecesi. Evet. Nasıl tepkiler yılbaşından sonra? Vallahi çok güzel, yani biz hani çok memnunuz tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Böyle şeylerde işte sosyal medya, sokak vesaire böyle geri dönüşler oluyor. Onlardan 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir iş yaptığınızı anlıyorsunuz. Nasıl ama... Nasıl tepkiler size? Valla %80-90 güzel. Tabii ki... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya biz açıkçası işten de memnunuz. Gelen tepkilerden de memnunuz. Benim her işimde bir muhakkak tabii ki beğenenler çoğunlukta olur, beğenmeyenler de olur. Yani oradan da her işte oluyor. Yani Avrupa yakasından beri ben o konuya çok artık alışığım. Biraz derimiz de kalınlaştı çok yıllardır dizide yaptığımız için. Her hafta seyirciye bir ürün çıkarttığımız için, bir eser çıkarttığımız için. Her hafta da geri dönüşünü aldığım için ben, 350 bölüm dizi olmuş. 350 hafta bir şey çıkartıp onun geri dönüşünü aldığım için eleştirilerden hangisini ciddiye almam gerektiğini, hangisinden bir ders almam gerektiğini, hangisini kutlamam gerektiğini artık iyi biliyorum. Ama bu işler birazcık, bu kadar geniş kitlelere hitap eden işler birazcık sayılarda da bitiyor. Başarısı sayılarla da ölçülüyor. Disney'den aldığım bilgilere göre de o sayılar bizim ümit ettiğimizin çok çok üstünde. Ben de yeni öğreniyorum dijitalde bunlar nedir. İşte mesela bir işi seyretmeye başlayıp onu bitiren kaç kişi diye bir sayı varmış. Bizim televizyondaki reyting gibi filan. Yani kaç kişi seyredip bitiriyor, kaç kişi ertesi güne bırakıyor seyretmeyi. Kaç kişi de bu abone oluyor aslında. O işle ilgili. O da çok iyiymiş. Bu bitirme sayısı da çok iyiymiş. Ama bunları çok da fazla konuşmuyorlar. Çünkü biliyorsunuz dijital platformların bazı kuralları var. Bunlar açıklanmıyormuş falan. Ama platform memnun. Seyircinin de büyük çoğunlukla memnun olduğunu görüyorum. Mutluyum. Bir rahatlık geldi üstüme. Çok heyecanlıydık haftalardır. Bir 10 gündür film çıktığından beri keyfim yerinde. Akıbiyeti ne olacak yılbaşı gecesinde? Güçlü bir kadro aslında. Kadroya dönecek olursak, yılbaşı gecesine dönecek olursak, tekrardan çekilecek. Yani yılbaşı gecesi değil ama ismi değişir, kadro kalır. Çünkü bir evde geçiyor, yılbaşı gecesi doğru. Bir ev. Evet. Okey. Bir grup komşunun ama hikayesi. Bu her şey olabilir. Evin günlük hayatı var, ileri doğru hani bir hayat dönüyor. Siz aklınızda kurmuşsunuzdur şu anda. Vallahi şu an daha kurmadım. Çünkü aslında hemen ben bir dizi yazmaya başladım. Çünkü yine bir dijital platforma, televizyon dizisi değil. Yani yine dijital platforma dizi yazmaya oturdum hemen. Ama yılbaşı gecesini çekerken de işte sonrasında da bu konuşulan bir şey. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ben aslında devam
filmlerinden, devam işlerinden çok yana biri değilim. Yani aile arasından da ikincisini yapmadık. İşte Avrupa Yakası'nı da tekrar başlatın diyorlar. O da böyle benim çok heves ettiğim bir şeydi. Belki 3-5 yıl sonra bakarız ama şu an başka anlatmak istediğimiz hikayeler var. Onun için gecesiyle alakalı bir şey yok şu an seyirciyi bekleyelim. Şu an net bir şey yok. Zaten daha yeni çıktı film. Ama sevildiğini gördük. Memnunuz. Evet, evet. Bakalım ileride düşünürüz. Yeni film yazdım dediniz. Bundan bahsedelim. Dizi. Film değil, dizi. Teşekkür ederim. Daha yazıyorum. Onun için bahsedemem. Hiçbir şey söyleyemem. Daha yeni yazmaya oturdum. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim yılbaşı gecem son 10 yıldır aşağı yukarı hep aynı senaryoyla geçiyor. Benim ablam çok güzel bir organizasyon yapıyor. Evinde bütün aileyi orada topluyor. Bizim yılbaşı gecesi filmindeki gibi çok yoğun bir organizasyon yapıyor. Sofra kuruyor, piyango oluyor, şu oluyor, bu oluyor filan. Nefes nefese bir plan ve program dahilinde koşturarak bir yılbaşı geçiriyoruz. Ve çok da memnunuz açıkçası çünkü başka bir program yapmamıza gerek kalmıyor. Ablam hallediyor işi. Güzel bir aile yılbaşısı geçirdik. Aile dediniz, aileniz de bu sektörde veya yazar kimse var mı? Yok, kimse yok, hayır. Yok. Sadece benim, tek sanatçı benim ailede. Ben hep gençliğim boyunca oyuncu olmak istedim. Onlar çok desteklemedi bu fikri, her aile gibi. Sanatçı olmasından korkulur ya biraz. Çocukların, gençlerin. Şimdi artık öyle değil ama eskiden biraz daha öyle bir ön yargı vardı. Şu an çok mutlular, çok memnunlar. Keyifleri yerinde. Filmi de beğendiler, dizileri de beğeniyorlar. Keyfimiz yerinde. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ kolay sağ gelsin. Mersi. Yok, yok, yok. Kanka şu. Evet abi. Alın dostum. Sen soracaksan sende kalabilir. Eyvallah.